Değerli öğrencilerimiz merhaba. Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çeviriçi 12. sınıf TYT deneme sınavının tarih dersi soru çözümü için bir aradayız. Hoş geldiniz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Öncülü bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Tarihi olayların yukarıdaki özelliklerinden hangileri tarih araştırmalarında farklı kaynaklardan yararlanılmasını zorunlu hale getirdiği söylenebilir? Dört öncülümüze baktığımız zaman, dört öncülümüzün de tamamının tarih dersi noktasında arkadaşlar doğru olduğunu kabul etmekteyiz. Ama bizden özellikle farklı kaynaklardan yararlanma hususunu sorduğu için özellikle bu noktaya dikkat çekmek zorundayız. Birinci öncülümüzde deney ve gözlemin yapılamaması tarihin bir sosyal bilim olmasından kaynaklanmaktadır. Geçmişte yaşanmış olaylar olduğu için arkadaşlar deney ve gözlem yapılamamaktadır. Böylelikle birinci ve ikinci öncül zaten bir arada sorumuzun karşılığı olaraktan gelmektedir. Üçüncü öncülümüzde belirli bir coğrafyada gerçekleşmesi ki bu tarih dersinin daha doğrusu tarihin tanım içerisinde de yer almaktadır. Belirli bir mekanda, belirli bir coğrafyada geçtiği belirtilmektedir. Ama tarihi olayların birçok nedene dayanması bize farklı kaynaklardan faydalanmayı bir zorunluluk haline getirmiştir. Çünkü tarihte bir olayın birden fazla nedeni bulunmaktadır. Genel itibariyle tarihi süreçte birçok neden sonucunda ancak bir olaydan bahsedebilmekteyiz ve bu da bize farklı kaynakların araştırılmasını ve farklı kaynaklar doğrultusunda hareket edilmesini bir zorunluluk şeklinde sunacaktır. İkinci sorumuza geçecek olursak arkadaşlar, Uygurlar Mani dininin etkisiyle yerleşik hayata geçmiş, üretimi artırmış, bilim, kültür ve sanat alanında ilerlemiştir. Bu dinin etkisiyle ilk kez tapınak inşa etmiştir şeklinde bir paragraf ile karşı karşıyayız. Bu sorumuz yine bir öncüllü soru olmakla beraber buradaki bilgiler doğrultusunda hangilerine ulaşılabilir yönünde bir soru kökümüz bulunmaktadır. Birinci öncülümüzde Uygurların Bozkır kültürünü terk ettiği yani arkadaşlar göçebe kültürünü terk etti ve genel itibariyle Uygurların milli kültürünü oluşturan bu göçebeliğin terk edilmesiyle beraber aynı zamanda milli kültürden uzaklaştığı da zaten belirtilmiştir. Uygurların asimile olduğuna yönelik bir şey söyleyemeyiz. Her ne kadar yerleşik hayata geçmiş, tarımsal faaliyete başlamış ve din ekseni etrafında bir takım değişiklikler yaşanmışsa da hiçbir zaman Türk kimliklerinden bir arkadaşlar asimilasyonla uğradıklarını söyleyemiyoruz. Dördüncü öncülümüzde inanç değişikliğinin birçok alanda değişimi neden olduğu yönünde bir öncüldür. Zaten Mani dininin etkisiyle yerleşik hayata geçilmiş yönünde belirtilen kısım bu sorumuzu arkadaşlar desteklemektedir. Ve ikinci sorumuzun cevabını da D seçeneği olaraktan belirtiyoruz. Üçüncü sorumuza geçecek olursak arkadaşlar. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, Şii Büveyhoğulları üzerine sefer düzenleyerek Abbasi halifesini Şii baskısından kurtarmıştır. Bunun sonucunda Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e siyasi yetkilerini devretmiş ve Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı unvanını vermiştir. Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye soru kökümüz bulunmakta. A seçeneğine bakıyoruz. Halifelik makamı Selçuklular tarafından himaye edilmektedir. Şii Büveyhoğulları tehlikesi karşısında arkadaşlar bu baskıdan kurtarılmış ve himaye edilmiştir. B seçeneğimizde Selçuklu Devleti İslam dünyasının lideri olmuştur. Selçuklu Devleti'nin burada özellikle İslam dünyası adına çok önemli bir işe imza atması ve halifenin geleceğini Şii Büveyhoğulları tehlikesinden kurtardığı için İslam dünyasında lider olduğu da doğru bir seçenek olarak karşımıza gelmektedir. Halifelik makamı Selçuklu Devleti'ne geçmiştir. Hayır arkadaşlar bu seçenek yanlıştır. Halifelik makamının hiçbir zaman Selçuklu Devleti'ne geçtiğini söyleyemeyiz. Selçuklu'dan ziyade halifelik makamının arkadaşlar daha sonrasında Osmanlı Devleti zamanında ancak Osmanlı Devleti'ne geçtiğini söyleyebiliyoruz. D seçeneğinde yine bakacak olursak tamam doğru seçeneğimiz ortaya çıktı ama diğer seçenekleri de ele alacak olursak arkadaşlar
Halife yetkisinden taviz vermiştir. Evet, çünkü halife siyasi yetkilerini Tuğrul Bey'e devretmiş ve dini yetkileri elinde bulundurmuştur. Selçukluların İslam dünyasındaki etkinliği artmış. Yine bu soru da yukarıdaki paragrafımızı destekler niteliktedir. Haliyle arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz ise yine öncüllü bir sorudan ibarettir. İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal etmiş, son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni kapatmışlardır. Bu gelişme hangilerini kanıtlamaktadır yönünde bir öncüllü soruyla karşı karşıyayız. Birinci öncülümüzde milli mücadeleye karşı İstanbul hükümetine destek vermekten vazgeçtiklerini, ikinci öncülümüzde milli iradeyi yok etmek istediklerini, üçüncü öncülümüzde ulusal mücadeleyi önleme çalıştıklarına yönelik bir ifade yer almaktadır. Birinci öncüle değinecek olursak, şimdi İstanbul'u işgal etmeleri ve burada son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni kapattırmaları arkadaşlar İstanbul hükümetine destek vermekten vazgeçtikleri anlamına gelmemektedir. Aksine Anadolu'da var olacak olan, Anadolu'da doğacak olan Kuvayi Milliye ruhu, milli mücadele ruhu karşısında İstanbul hükümetini daha destekler bir hal almışlardır ve bu hususta Anadolu'daki milli mücadeleye karşı beraber mücadele vermişlerdir. Milli iradeyi yok etmek istediklerini kesin olaraktan kanıttır. Çünkü Mebusan Meclisi'nin kapatıldığını, böylelikle iradenin yok sayılmak istendiğini görmekteyiz. Yine arkadaşlar İstanbul'un işgal edilerek, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapatılarak ulusal mücadeleyi önleme yolunda büyük bir adım attıklarını, böylece son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde yer alan ulusal mücadele taraftarlarını bastırarak, korkutarak arkadaşlar bu işi sonlandırabileceklerini düşünmüşlerdir. Hal böyle olunca sorumuzun doğru cevabını arkadaşlar Edirne şıkkı olaraktan belirliyoruz. Yani 2 ve 3 kesinlikle kanıtlar mahiyette olan kısımdır. Son sorumuza gelecek olursak, 5. sorumuzda Mustafa Kemal milli mücadele sırasında farklı düşünceye sahip insanları bir amaç doğrultusunda birleştirmeyi başarmıştır. Bu amaç ulusun bağımsızlığının sağlanmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu amaç doğrultusunda yaptığı faaliyetlerden biri değildir diye soru kökümüz bulunmaktadır. Adana seçeneğinde cemiyetlerin birleştirilmesi. Cemiyetlerin birleştirilmesi noktasında özellikle şunu belirtelim. Bölgesel çapta yer alan cemiyetler vatanın birliği ve beraberliğini sağlayabilmek adına, ulusal mücadeleyi gerçekleştirilmek adına bir cephede toplanılacaktır ve arkadaşlar bir süre sonrasında Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında milli mücadeleyi destekler mahiyette iş yaptıklarını görmekteyiz. B seçeneğimizde saltanatın kaldırılması olayı arkadaşlar yapılan faaliyetlerden bir tanesi değildir. C seçeneğinde 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurması yine demin üstteki soruda bahsetmiş olduğumuz gibi ulusal egemenliği, milli iradeyi hakim kılmak amacıyla yapılmış olan bir gelişme, birlik bir beraberliği sağlayabilmek adına atılmış önemli bir adımdır. Düzenli ordunun kurulması, Kuvayi Milliye birliklerinin bir süre mücadele vermesi sonrasında özellikle Batı cephesinde Yunan kuvvetlerine karşı başarıyı elde edebilmek için oluşturulmuş olan düzenli ordunun kurulması bu amaca hizmet etmektedir. Edirne seçeneğinde ise Misak-ı Milli kararları arkadaşlar özellikle Mondros sonrasında vatan sınırlarının çizilmesi, toprakların belirlenmesi noktasında önemli bir noktayı teşkil etmektedir. Böylece Misak-ı Milli sınırları çizilmiş ve bu sınırlar dahilinde yapılmış olan, İtilaf Devletleri tarafından gerçekleştirilmiş olan işgallerin haksız yere yapıldığını, haksız gerekçelerle yapıldığını ve bu kapsamda milli mücadele ruhunun canlandırılması yönünde görüş beyan edilmiştir. Saltanatın kaldırılması hadisesi bu soruda doğru cevabımızdır. O konuya gelecek olursak arkadaşlar, özellikle saltanatın kaldırılması noktasında şunu belirtelim ki, daha öncesinde İtilaf Kuvvetleri'nin gerek Londra Konferansı'nda hem İstanbul hükümetini hem Anadolu hükümetini davet ederekten iki taraf arasında bir ayrıcalık, bir tartışma ortamı yarataraktan burada fayda sağlanılmasını düşünen İtilaf Devletleri için arkadaşlar
Lozan görüşmeleri öncesinde saltanat kaldırılmıştır ve bu o mantık doğrultusunda aradaki birlik beraberlik ruhunun sarsılmasının engellenmesi amacında atılmış olan son derece önemli bir adımdır. Arkadaşlar, TYT tarih sorularımız bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.